Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü anma toplantıları için devlet töreninin düzenlendiği Polatlı'ya hakim Doğatepe'de şu an tören başladı. 97. yılında Sakarya Meydan Muharebesi zaferini anıyoruz ve şu anda sunucu ve bir taraftan da çelenkler sunulacak ve şu an Sakarya TV, Devre Alem TV ortak canlı yayınındayız ve şu an Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelengi sunuluyor sırayla. İşte diğer bakanlıkların çelenkleri sunulacak ve şehitlerimiz minnetle, şükranla yad edilecek. Doğatepe'nin Sakarya Meydan Muharebelerinde çok önemli yeri var. Zira Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlandığı 13 Eylül 1921 tarihi burada gerçekleşmiş ve 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi zaferle sonuçlanmıştı. Şu an Türk Silahlı Kuvvetleri Tarım ve Orman Bakanlığı şu an çelengi sunulacak ve Tarım Orman Bakanlığı'nın çelengini Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Yusuf Kandazoğlu anıta takdim edecek ve Yusuf Kandazoğlu şu an çelenkle beraber anıtın önünde ve çelenk şu an Tarım Orman Bakanlığı'nın çelengini Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü anıta sunuyor ve anıta bırakıyor. Evet, Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü bölgeye çok önemli, çok büyük yatırımlar yapıyor. Haymana'dan diğer bölgelere kadar yatırımlar, milli parklar, anıtlar yapılmakta ve şu anda Ankara Valiliği'nin çelengini ise Ankara Vali Yardımcısı sunacak ve burası Doğatepe, savaşın en çetin gerçekleştiği alan. Gordiyon Antik Kenti de hemen Doğatepe'nin eteklerinde yer almakta ve Doğatepe'nin eteklerindeki Gordiyon Antik Kenti 3000 yıllık bir tarihi de yansıtıyor. Bulunduğumuz Doğatepe'nin hemen karşısında Kartal Tepe var ve Kartal Tepe'de de çok önemli yatırımlar yapıyor Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Beştepe, ardından Karatepe, Çaldağ ve Mangal Dağı gibi birçok dağlar silsilesiyle Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği alan, 100 kilometrelik bir bölge, tarihin en uzun süreli meydan muharebelerinden birisi ve bir ucundan diğeri 120 kilometrelik bir alanı kapsamakta ve şu evet ve şu anda da saygı duruşu ve İstiklal Marşı durulacak ve evet ve saygı duruşunda bulunuyor. Ulu Önder, evet. Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
Evet, İstiklal Marşımızı okuduk ve Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen insanlarımız, devlet yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri. Değerli misafirlerimiz, 97 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri burayı doldurmuşlar vazıdır ve şu anda da sunucu bilgiler veriyor. Hızlıca sizlere bu iki mektubu var ve istiyorum. Hemen dönersek. Başkomutanlar. 23 Ağustos'tan bu yana süren Sakarya Meydan Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. 3 gündür süren genel karşı taarruzun etkisiyle bugün öğleden sonra düşman ordusu yenik olarak ve tümüyle Sakarya Irmağı batısına atılmış bulunuyor. Düşmanı aralıksız izliyoruz. Batı Cephesi Komutanı İsmet, 13.09.1921. Ve karşılığında bir mektup daha gelir. Mektubun başlığı şu şekilde. Erlere, kurtuluş için yaptığımız bu savaştan çok daha önce sizi başka muharebe meydanlarında da tanımıştım. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rastlanmıştır. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı sendedir. Kanaatinle, İmanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi temiz yüreğinle düşmanı sonunda alt eden büyük çaban için minnet ve şükranımı söylemeyi kendime en değerli bir borç bilirim. Sizin gibi komutanları, subayları, erleri olan bir millete yabancı elleri altında köle olmak olanaklı değildir. Bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin benim için yeni bir rütbe ve gazilik unvanıyla beliren iltifatlar doğrudan doğruya sizin. Milletin verdiği bu rütbeyle yükselen ordu, onurlu ve en ulu bir savaşta seçkin olan yine ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz sonsuz fedakarlıklar pahasına kazanılan büyük zaferin milletçe beğenildiğini gösteren bu unvanı ve rütbeyi ancak size mal ederek bütün askerlik yaşantımın en büyük kıvanç sermayesi olarak taşıyacağım. Allah, giriştiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda onurlu silah arkadaşlarıma kendilerini ayırt eden soyluluğun, yiğitliğin, kahramanlığın hakkı olan kesin kurtuluşu da nasip etsin. 20 Eylül 1921 Başkomutan. Ve şimdi gençlik korumuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Yemen Türküsü. Evet ve Doğa Tepe, Maraş Alfevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İsmet İnönü'nün bulunduğu, Gazi'nin bulunduğu bir bölge. Şu an Yemen türküsü söylenecek. Kahramanlık türküleri içerisinde Yemen'in ayrı bir yeri var, ayrı bir önemi var. Ve gençlik korosu Yemen türküsünü söylüyor. Doğa Tepe'de Sakarya Meydan Muharebesi'nin çetin çarpışmalara sahne olduğu yerde. Ve bayraklarımız var. Çok güzel tanzim edilmiş bölge. 97 yıl önce Eskişehir ve Kütahya hattından al yıldız al hızla gelen beyaz bayraklarımız, al kızıl bayraklarımız Doğa Tepe'yi sürüksüzlüyor. Onları ve tarih yeniden canlandırılıp yeniden yaşanıyor Doğa Tepe'de. Doğa Tepe, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı nokta ve şu an Yemen türküsüyle tarihe yolculuk yapılacak, tarihe yolculuğa çıkacak. 5713 seyit, 14.000 kaybın verildiği Doğa Tepe'deyiz, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeyiz. Burası bir milletin daha önce gösterip bundan sonra da hep göstereceği gibi varoluş hikayesine bir yenisini daha eklediği yermiş. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
gördüğüm bu tüm ses Anadolu'da istiklal uğrunda, namus uğrunda can veren Mehmetçiğin yaptığı yerdir. Evet, koro şu an Yemen türküsünü söyleyecek davetlilerin alkışları eşliğinde. Biz de tarihi yaşıyoruz. Yemen'den Sarıkamış'a, Galicia'dan Çanakkale'ye, Malazgirt'ten Viyana'ya ve elbette Sakarya Meydan Muharebesi'nden Kocatepe'ye. Tarihimizin destansı geçmişinin yaşandığı bölgeler. Evet, Yemen türküsünü şu an gençlik korosu söylüyor. Birlikte dinliyoruz, birlikte izliyoruz. Dua Tepe'de. Şehitlerimizin bulunduğu yer ve 5700
13 şehit verilmiştir resmi rakamlara göre. 14 binden fazla kayıp vardır. Esirler vardır. 100 bin kişilik ordu ile Mehmetçik Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılmıştır. Şöyle gördüğümüzde burayı, o şehit tablolarını, Hüseyin, Osman ve her biri 20-25 yaşlarında, şuraya baktığımızda çok sayıda ordulu şehidimizi görüyoruz. Kütahya, ordu, Samsun, Tirebolu, Zonguldak ve gördüğümüz gibi adeta burası bir iftihar tablosu, şehitlerimizin isimlerinin geçtiği bir manevi abide ve kitabe gibi duruyor ve bunların birçokları gönüllü olarak katılmışlar, gönüllü olarak burada şehitmiş olmuşlardı. Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek kutlama merasimine nazik davetiniz için teşekkür eder, bütün konuklarınızı sevgi ve saygıyla selamlarım. Ziyaret ettim, müdeyim. Millet olarak tarihe yazdığımız destanların en önemlilerinden birisi de Sakarya Zaferi. 97. yıl dönümü yine aynı ruh ve azimle kutladığımız Sakarya Zaferi, milli mücadelenin kaderini belirleyip netleştiren bir öneme sahiptir. Ülkemize ve vatanımıza kimsenin yan bakamayacağını defalarca göstermiş bir millet olarak her zaman ihanet girişimlerinin şer hesaplarının karşısında kahramanca durduk ve durmayı sürdürüyoruz. Sakarya Zaferi'nin verdiği güç, inanç ve azim bugün dimdik ayakta durmaktadır. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımıza ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Önceden planlanmış programların nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi ifade etmek isterim. Sizin şahsınızda programa emeği geçenleri ve misafirlerinizi kalbi muhabbetle selamlıyorum. Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına Piyade Albay Fatih Gürses arz ederim. Albay Fatih Gürses, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Harp Tarihi Öğretim Görevlisi. Sayın Valim, Sayın Komutanım, kıymetli misafirler. 23 Ağustos 1921 yılında başlayıp 13 Eylül 1921'de zaferle neticelenmiş olan Sakarya Muharebesi'nin 97. yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Kurtuluş Savaşı'nın önemli dönüm noktalarından biri olan Sakarya Zaferi, askeri ve siyasi sonuçlarıyla istiklal mücadelemizin seyrini değiştirmiş, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda milletimize moral ve güç vermiştir. Sakarya Meydan Muharebesi, hattı müdafaa yoktur, satlı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla verilen mücadeleler sonucu zafere ulaşmış, vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutan aziz milletimiz, canı pahasına, inancına ve istiklaline sahip çıkmıştır. Sakarya Zaferi, askeri ve siyasi sonuçlarıyla nihai zafere uzanan yolu aydınlatan bir meşale olmuştur. İstiklal Harbimizde 10 Temmuz'dan 25 Temmuz 1921'e kadar aralıksız 15 gün süren ve harp tarihinde Kütahya-Eskişehir Muharebesi diye adlandırılan muharebeler, ordumuzun Sakarya Nehri'nin doğusuna kadar çekilmesiyle sona ermiş bulunuyor. Türk ordusunun Kütahya-Eskişehir Muharebelerini kaybetmesi, İstiklal Harbi'ni en tehlikeli dönemine getirmişti. Bu iki taraf için de harbin bir dönüm noktasını teşkil ediyordu. 21 Temmuz Muharebesi'nden sonra Türk ordusunun çekilmesi, Yunan komut heyetini büyük ümitlere sevk etmişti. Yunan ordusunu Sakarya'ya kadar götüren ve Ankara Seferi adlı verilen taarruz, Venizelos'un büyük taarruzundan alınan taarruzlarına 19 günlük bir ara vermişlerdi. 14 Ağustos'ta muharebe çok daha şiddetli olarak Sakarya'da yeniden başlayacak ve bir 21 gün daha sürecek. Sakarya gerisine geri çekilme, halkın maneviyatı üzerinde hissedilir bir sarsıntı vücuda getirmişti. Mecliste de bunun yansımaları meydana gelmişti. Büyük Millet Meclisi'nde ve dışarıda son çare olarak Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun başına geçmesinde fayda umulduğu yönünde bir kanaat mevcuttu. Bir dizi toplantı sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'yı meclis yetkileriyle
başkomutan olarak görevlendirdi. Mustafa Kemal Paşa görevi aldığının 2. ve 3. günleri 7-8 Ağustos 1921'de kanun gücünde tekalif-i milliye emirlerini yayımlayarak gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra harekatı bizzat sevk ve idare etmek üzere 12 Ağustos 1921'de Polatlı'daki cephe karargahına giderek ordunun başına geçti. Cephede denetleme yaparken kaç kaburda kemiğinin kırılması muharebede muharebeyi yaralı olarak sevk ve idare etmesi sonucunu doğurdu. Batı cephesi yapılan teşkilat düzenlemeleri ve takviyeler sonucu Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde bir mürettep kol ordu. 1. 2. 3. 4. 12. gruplar ve 5. süvari grubu ile ihtiyat grubundaki 4 bağımsız tümenden oluşuyor. Bütün kuvvetlerimiz 18 piyade tümeni, 4 süvari tümeni ve 1 süvari tugayıydı. Alpu bölgesindeydi. Her kol orduda 3 piyade tümeni, toplamda 9 piyade tümeni bulunmaktaydı. Yunan tümenleri sayıca az gözükmesine rağmen mevcut olarak Türk birliklerinden kat be kat fazlaydı. Batı cephesi komutanı Sakarya Nehri doğusu ve Ilıca Özü dere kuzeyini kuvvet çoğunluğu güneyde olmak üzere savunmak kararını vermişti. Bu kapsamda düşmanın taarruz gücünü kırmak ve inisiyatifi ele geçirmek maksadıyla güneydoğudan kuzeybatıya 2, 3, 4. 12. gruplar ve mürettep kol ordu 1. hatta 1. grup ve 5. süvari grubu ihtiyatta olmak üzere Sakarya doğusu ile Ilıca Özü dere kuzeyini mevzi savunması esasıyla harekat planı hazırlandı. Yunan ordusu ise Türk ordusunu Sakarya Nehri doğusunda taarruzla tespit ederken kesinden Haymana istikametinde kuşatmak fikrindeydi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa karargahını Ankara'nın 35 kilometre güneybatısındaki ordusu 14 Ağustos 1921 sabahı 3 kol ordusu 1921 gününe kadar tam 21 günde 22 gün devam ederek dünyanın en uzun meydan muharebelerinden birisi oldu. Eskişehir'den hareket eden 1. Yunan kol ordusu Sivrihisar güneyi istikametinde, Seyit Gazi'den hareket eden 2. Yunan kol ordusu Sakarya Nehri'nin güneydoğusu istikametinde ilerledi. Yunan ordu komutanı 3. ve 1. kol ordu ile Borsuk Çayı Sakarya Nehri arasında Sivrihisar hattında Türk ordusunu taarruzla tespit ederken 2. kol ordu ile güneyden kuşatma harekatına başladı. Yunan ordusunun ilerleyişi karşısında örtme kuvvetindeki birliklerimiz oyalama muharebeleri yaparak geri çekildiler. Yunanlılar Mihalıççık Sivrihisar hattına 3 gün sonra ulaştı. Artık Türk ordusunun Sakarya doğusunda olduğunu anlamışlardı. Takviyeli 7. Yunan tümeni Borsuk Çayı mihverinden ilerlemeye devam ederken 3. ve 1. Yunan kol orduları Sakarya nehrini Beşköprü ve Fettahoğlu köprüsünden geçecek şekilde güneye çark etti. 2. Yunan kol ordusu da Sakarya nehrini güneyinden ilerlemesini Mangal Dağı'na yönelecek şekilde güneye doğru genişletti. Türk ordusunun komutanları Yunan ordusunun ileri harekatını büyük bir dikkatle takip ediyordu. Yunan ordusunun Sakarya güneyine yöneldiğini gören İsmet Paşa, Sakarya kesimindeki kuvvetleri güney kanadına kaydırmaya başladı. Türk ordusunun elinde o günlerde biri faal ancak 2 tane uçak bulunmaktaydı. Yeterince hava keşfi yapma imkanı yoktu. Borsuk kuzeyindeki örtme birliği de yanlış keşif raporları gönderiyor. Bu yüzden savunma cephesinin güneye kaydırılmasında geç kalındı. Mangal Dağı savunma mevziği Yunan taarruzundan bir gün sonra işgal edilebildi. 22 Ağustos akşamı Yunan kol orduları örtme kuvvetlerinin ardından muharebe ileri karakollarımızı atarak savunma mevziğinin önüne yaklaştı. 9 günde 120 kilometrelik zor bir yaklaşma yürüyüşü yapmışlardı. 23 Ağustos sabahı başlayacak Yunan taarruzu öncesi taraflar şu şekilde tertiplenmişti. Yunan ordusu tali taarruz grubu olarak bir kısım unsurlarıyla Borsuk Çayı kuzeyinde ve güneyinde Ilıca Özü Dere'nin Sakarya Nehri'nden ayrıldığı Yıldız Dağı bölgesinde 3. Yunan kol ordusu, Toydemir Tepe güneyinde 1. kol ordu ve 1. kol ordunun güneyinde 2. kol ordu bulunuyor. Türk ordusu Sakarya Nehri doğusunda Polatlı Demir Yolu'nun kuzeyinde mürettep kol orduyla güneyinde 12. grup, Yıldız Dağı'na kadar 4. grup, Yıldız Dağı bölgesinde 3. grup,
Türbetepe Mangal Dağı arasında ikinci grup savunma hattında, birinci grup Haymana bölgesinde ihtiyattaydı. Beşinci süvari grubu mevziin sol kanadında bulunuyordu. Beşinci süvari grubu Yunan taarruzları sırasında yan ve gerilerine taarruz ederek onları taciz etmekle görevlendirilmişti. Taarruzun ilk günü olan 23 Ağustos 1921 sabahı Polatlı karşısındaki takviyeli Yunan birlikleri nehir batısında yerleşmekle vakit geçirirken Yunan 2. Kol Ordusu da Mangal Dağı doğusuna doğru ilerlemesini sürdürdü. O gün taarruz eden birlikler 3. ve 1. Kol Ordular oldu. 3. Kol Ordu'nun 3. gruba yönelik taarruzları başarı göstermedi. Yunan 1. Kol Ordusu karşısında Türk birlikleri 2. grup mevziye 2 gün önce gelmiş, yeterince tahkimat yapamamıştı. Grup komutanı iki tümeninin birini Toydemir Tepe'de, diğerini Mangal Dağı'nda terk anlatın vermiş. Önünde anlatın. O gün muharebeler akşama doğru Mangal Dağı'nda yoğunlaştı. Yunanlılar gece yarısına doğru Mangal Dağı'nı ele geçirdi. Daha muharebelerin başında Mangal Dağı gibi kritik arazi arızasının kaybı birliklerimiz üzerinde bir moral çöküntüsü yarattı. Düşmanın sol yanımıza kuşatıcı manevra yapmasını önlemek için ikinci grup bir tümenle takviye edilirken Mangal Dağı doğusunu kapatması için Haymana'daki birinci grup güneye doğru intikal etti. Taarruzun ikinci gününde 24 Ağustos sabahı savunma mevziinde ilk gelişme Polatlı batısında yaşandı. Beylikköprü bölgesinde geceleyin gizlice köprü kurup Sakarya'nın karşı kıyısına geçen 7. Yunan tümeni sabah erkenden baskın taarruzuyla Türk kuvvetlerini geri atarak bir köprü başı oluşturdu. Mürettep Kol Ordu ve 12. grup müşterek taarruzla Yunan tümenini biraz gerilemek zorunda bıraksa da tümeni tamamıyla işgal etmiş olduğu mevzilerden sökemedi. Cephedeki Yunan birlikleri taarruzlarına devam ederken 2. Yunan Kol Ordusu Mangal Dağı doğusuna doğru yanaşmayı sürdürdü. Yunan 3. Kol Ordusu o günkü muharebelerde Ilıca Özlü Dere'nin kuzeyine geçmeyi başardı. Muharebenin 3. günü 25 Ağustos'ta çatışmalar Türbetepe'de yoğunlaştı. Yunan 1. Kol Ordusu gece yarısından sonra baskın şeklinde taarruz başlatarak sabah 9'da Türbetepe'yi ele geçirdi. Cephe komutanının emri üzerine 3. ve 2. gruplar karşı taarruza geçerek akşam karanlığı basarken tepeyi yeniden ele geçirdi. Türbetepe gün boyu karşılıklı taarruzlar sürerken Mangal Dağı'ndaki bölgeye hem Türk hem de Yunan birlikleri aynı anda ulaştılar. Ve yakın muharebeye girdiler. Birinci grubun başlattığı taarruz 2-3 saat sürdü. Yunan Kol Ordusu ilk şoku atlattıktan sonra karşı koyduğu taarruzlarımız yavaşladı ve akşama doğru durdu. Muharebenin 4. günü 26 Ağustos tarihinde Türk komutanlar için 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nin en buhranlı günlerinden birisi oldu. O gün Yunan ordusu tüm cephe boyunca yeniden taarruza başladı. Kuzeyde takviyeli 7. Yunan tümeni Dualtepe ve güneyinde Kartaltepe bölgesine kadar ilerledi. 3. Yunan Kol Ordusu'nun taarruzları Yıldıztepe ve Toydemir sırtlarında pek gelişme göstermedi. Esas çarpışmalar Türbetepe, Mangal Dağı ve Doğu uzanımında yaşandı. Yunan ordu komutanı 1. Kol Ordu ile Türbetepe, Mangal Dağı hattında cepheyi yarmaya, 2. Kol Ordu'yu giderek daha doğuya kaydırarak bu istikametten cepheyi kuşatmaya çalışıyordu. Türbetepe Mangal Dağı hattını savunmaya çalışan 2. grup muharebenin ilk gününden beri çok yıpranmış, üstündeki baskı hiç azalmamıştı. Üstelik cephesinde hem Yunan 1. Kol Ordusu'nun hem de 2. Kol Ordusu'nun birlikleri vardı. Cepheyi sürekli takviye ediyorlardı. Öğlene doğru 2. grup bölgesinde yer yer çözülmeler başladı. Türbetepe kaybedildi. Akşam karşı taarruzda geri alınsa da Yunanlılar tekrar tepeyi ele geçirdiler. Bu esnada Yunan 2. Kol Ordusu bir yandan Mangal Dağı doğusundan cepheyi zorlarken diğer yandan cephenin daha doğusuna doğru yayılmaya devam ediyor. Nitekim Burunsuz Dağı'nda aynı şekilde ele geçirildi. Akşam karanlığı basmasına rağmen Yunan taarruzları durmamıştı. 2. grup savunmakta zorlanıyor ve yavaş da olsa çekilmeye devam ediyor. Aslında cephenin yarılması ve cephenin tümüyle çökmesi ihtimal dahilindeydi. Cephe komutanlığı akşam saat 21.45'te 2. grup komutanlığına şu emri verdi. Tümenler son erleri şehit olana kadar mevzilerini kesin olarak savunacaktır.
Gece yarısına doğru Yunan taarruzu önce yavaşladı, sonra tamamen durdu. Böylece Türk birlikleri tekrar soluklanarak yeniden toparlanma fırsatı yakaladı. 27 Ağustos'ta muharebenin 5. günü Yunanlılar yeniden tüm cephe boyunca taarruza başladılar. O gün Yunan taarruzları daha çok Yıldıztepe, Toydemir Tepe ile en doğudaki 1. grup bölgesinde yoğunlaştı. Yunan 3. kol ordusu Yıldıztepe ve Toydemir Tepe'yi ele geçirmek istese de 4. grubun karşı taarruzları neticesinde sonuç alamadı. Savunma cephesi için asıl kritik gelişme Yunan 2. kol ordusunun Haymana doğusuna doğru ilerlemesiyle yaşandı. İhtiyat tümeninin takviyesiyle Yunan taarruzu ancak durdurulabildi. Yunan birliklerinin kuşatma için sürekli sağa manevra yapmak istemesi sebebiyle mevziyi açıkta kalan sol yanını kapatmak için Haymana'ya getirilen 12. grup bu istikamete sevk edildi. Cephede bu gelişmeler olurken aynı gün Türk süvarileri Yunan cephe gerisinde Uzun Bey baskınını gerçekleştirdiler. Bir tümen ve bir tugaydan oluşan Fahrettin Altay komutasındaki 5. süvari grubu gece karanlığından yararlanarak düşmanın cephe gerisine sarktı ve 27 Ağustos sabahı ikmal noktası olduğu zannedilen Uzun Bey köyündeki Yunan birliğine baskın yapıldı. Yunan Küçük Asya Ordu Komutanı Papulas ve bütün karargah buradaydı. Ayrıca kol ordu komutanı olan Yunan Veliaht Prensi Prens Andreas da ziyaret için gelmişti. Papulas elindeki bir piyade tabur ve bulabildiği karargah ve ikmal erleriyle acele savunma tedbirleri aldı. Ancak baskının yarattığı panik durumunu atlatmaya çalışırken cephe komutanlığından 5. süvari grubuna başka bir görev verilerek acele cepheye dönme emri ulaştı. Türk tarafında kimsenin Yunan ordu komutanı ve veliaht prensinin burada olduğuna dair bilgisi yoktu. Grup komutanı kaçırdığı fırsattan habersiz süvarileri topladıktan sonra 80 km'deki cepheye katılmak üzere geceleyin uykusuz ve yorgun olarak yola çıktı. 28 Ağustos günü Yunan taarruzları aynı şiddette sürdü. Çatışmalar çok kanlı geçti. Türk savunması yer yer geriledi ama çözülmedi. İki tarafında kayıpları çok ağır oldu. Muharebenin 7. günü olan 29 Ağustos Türk ordusu için yine kaygılı bir gün oldu. Günlerdir yoğun ateş ve sürekli Yunan baskısına direnen tüm cephe hattı birliklerimiz bugün artık daha fazla dayanamayarak çekilmeye başladı. Kuzeyde Yunan 7. tümeni Polatlı güneybatısındaki Karatepe'yi ele geçirdi. Güneyde 3. 2. 1. ve 12. grup kuzeye Haymana istikametine doğru çekilmek zorunda kaldı. Türk cephesi 90 kilometre genişliğe uzamıştı. Cephe her an yarılacak ince bir hat haline gelmişti. Yunanlılar bir yandan Türkler çekilmeye başladı diye seviniyor, diğer yandan arazi kazansalar da savunma bütünlüğünün bozulmadan devam etmesine sinirlenmeye devam ediyorlar. Özellikle 2. kol ordu açık bir yan bulmak ve kuşatmak için sürekli sağa manevra yapmasına ve cepheyi uzatmasına rağmen hala cephe taarruzu yapmak zorunda kalıyor. Muharebenin 8. gününe 30 Ağustos'a gelindiğinde Yunan ordu komutanı kuşatma teşebbüsünün boşa bir çaba olduğunu anlayarak yarma ile sonuç almayı denedi. Savunma merisinin geride tel kemiğini oluşturan Çal Dağı'nı ele geçirdiği takdirde cephenin yarılacağını değerlendiriyor. Bunun iki kol ordu ile sıklet merkezi oluşturarak taarruza başladı. 16 saat süren çok şiddetli ve kanlı muharebelerin sonunda gece 22 sıralarında Çal Dağı'nın büyük kısmı Yunan birliklerinin eline geçti. Cephe komutanı elinde ihtiyat kalmadığı için Yunan taarruzlarının yavaşladığı bölgelerden sıyırabildiği birlikleri bu bölgeye sevk etmeye çalışıyordu. O gün Yunan 2. kol ordusu da Haymana doğusuna doğru taarruz ediyor. 2. kol ordunun taarruzları sağ yanda gelişerek Çalış köyüne kadar ilerlese de Çal Dağı'ndaki başarıyı geliştirecek bir gelişme sağlanamadı. 1 ve 2 Eylül günleri yine kanlı çarpışmalar Çal Dağı üzerinde oldu. 2 Eylül akşamı Yunan birlikleri son bir hamle ile Çal Dağı'nı tümüyle ele geçirdi. Fakat bu gelişme cephe hattındaki durumu değiştirmedi. Cephe yine yarılamamış, Türk savunması hala ayaktaydı. Üstelik Yunan ordusunun artık takati de kalmamıştı. 3 Eylül günü yalnızca Çal Dağı ve Haymana bölgesinde değil, tüm cephe boyunca taarruzlar neredeyse durmuştu. Ordusunun bitkinliği ve tükenmekte olduğunu anlayan Yunan ordu komutanı, 2 Eylül gecesi yayınladığı emirle, ertesi gün birliklerin dinlenmelerini ve yeniden tertiplerin teşkilatlanmalarını istemişti. Yunan birliklerinin
yeniliklerinin ancak bir kısmı harekata devam edebilme imkan ve kabiliyetini muhafaza edebiliyor. Mahdut hedefli bir takım taarruzlar yaptılarsa da başarılı olamadılar. Cephe komutanlığı hareketsiz geçen birkaç günün ardından taarruz için hazırlık yapmaya başladı. Bunun için de Haymana bölgesinde bulunan ihtiyat tümenlerini Polatlı bölgesine hareket ettirdi. Papuras'ta günlerdir tedirginlik içerisinde hükümetin kararını bekliyor. Nihayet 8 Eylül akşamı beklenen haber geldi. Başbakan telgrafında yalnız askeri çıkarları göz önünde tutarak kararını verin istiyor. Yunan ordu komutanı kararını zaten önceden vermişti. Çekilecekti. O geceden başlayarak Yunan ordusu çekilmeye başladı. 9 Eylül günü küçük çaplı çatışmalar hariç sakin geçen son gün oldu. Cephe ihtiyatlarımız yağmur ve çamurda yürüyerek Polatlı'ya yaklaştı. 3. Süvari Tümeni 9-10 Eylül gecesi hareketle 10 Eylül'de saat 14'te Mangal Dağı'nı ele geçirdi. 10 Eylül sabahı hazırlık ateşine müteakip Mürettep Kolordu Komutanı emrine gelen 2 ihtiyat tümenini Duatepe istikametinde taarruza geçirdi. Saat 14'te tepe ele geçirdi. Ancak Duatepe'nin kaybedilmesi dışında Yunan ordusu çekilen unsurları dışında o gün mevzilerini korudu. 11 Eylül günü Türk karşı taarruzları yine ağırlıklı olarak Polatlı kesiminde meydana geldi. İki kez el değiştirdikten sonra 11 Eylül günü de Yunanlıların elinde kalan Karatepe 12 Eylül günü Türk birlikleri tarafından ele geçirildi. O gün Afyon kuzeyinden gelen Mürettep Süvari Tümeni bir baskın sonucu Fettahoğlu Köprüsü'nü Yunanlılar tarafından tahrip edilemeden ele geçirdi. 13 Eylül sabahına kadar 7. Tümen hariç tüm Yunan ordusu birlikleri Sakarya Nehri'nin batısına çekildi. 13 Eylül sabahı Mürettep Kolordumuz Yunan 7. Tümenine yönelik taarruzlarını sürdürdü. Karatepe ele geçirildi. Ancak kuvvetli artçılarla tutulan Beylikköprü ele geçirilemediğinden Sakarya batısına geçerek çekilmeyi sürdüren Yunan birliklerinin yan ve gerilerine taarruz etme fırsatı ele geçirilemedi. O gün bir gün önce Fettahoğlu baskınını gerçekleştiren Mürettep Süvari Tümeni bu kez de Sivrihisar baskınını yaparak birçok malzeme ele geçirdi ve 400'e yakın Türk esirini kurtardı. Yunan ordusu ikinci bir hükümet direktifi gelinceye kadar nehrin batısında savunma mevzisinde bekledi. Bu arada güneyde Fettahoğlu Köprüsü dışında tüm köprüleri imha ederek Türk ordusunun Sakarya batısına geçmesini engellemişlerdi. 13 Eylül günü Mustafa Kemal Paşa cephe komutanlığına piyadelerle takviyeli süvari tümenleriyle düşmanın takibini diğer kuvvetlerin Sakarya doğusunda kalarak yeniden düzenlenmesini ve ikmallerinin sağlanması emrini verdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 14 Eylül 1921 günü harp karargahında yazdığı bir bildiriyi yayınlattı. Meclise gönderildiğinde 15 Eylül günü mecliste okunan bu bildiri Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na ve millete bildirip başlığını taşıyor ve şöyle başlıyor. Kutsal topraklarımızı çiğneyerek Ankara'ya girmek ve memleketimizin istiklalinin fedakar bekçisi olan ordumuzu yok etmek isteyen Yunan ordusu. 21 günü süren pek kanlı muharebelerden sonra Allah'ın yardımıyla mağlup edilmiştir. Sakarya muharebelerini düşmanın Sakarya'nın doğusunda imha edilen kuvvetlerini, düşmanın nasıl kaçtığını ve nasıl takip edildiğini, Türk milletinin ve Türk ordusunun taşıdığı vatan sevgisini, zafere olan inancını duygulu sözlerle anlatan bildiri şöyle devam ediyor. Milletimiz düşman hazırlıklarına karşı koymak için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne lazımsa isterek, isteyerek ve severek verdi. Avrupa'nın en mükemmel araçlarıyla teçhiz edilmiş olan Konstantin ordusundan ordumuzun teçhizat itibariyle de geri kalmaması ve hatta ona üstünlük elde edebilmesi gibi inanılmaz bir mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz. 17 Eylül'den başlayarak Yunan ordusu önce Mihalıççık Sivrihisar hattına 22 Eylül'e kadar da Eskişehir Seyit Gazi Afyon hattına kadar geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Yunanlıların takibi, ordumuzun yorgunluğu, ikmal araçlarının yetersizliği, cephane ve mühimmat noksanlığı ile lojistik şartların elverişsizliği sebebiyle etkili olamadı. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günlü toplantısında Sakarya Meydan Muharebesi'ni anlatan uzun nutkunun sonlarında Fevzi Paşa hakkında güzel sözler söyledikten sonra şöyle devam etmiştir. Subaylarımızın kahramanlıkları hakkında söyleyecek söz bulamam. Yalnız
ifadede isabet edebilmek için diyebilirim ki bu muharebe subay muharebesi olmuştur. Erlerimiz hakkında yeni bir şey söylemek isterim. Kahraman Türkeli Anadolu muharebelerinin manasını anlamış, yeni bir ülkü ile muharebe etmiştir. Ve zaferin elde edilmesinde birinci etkendir. Sakarya Meydan Muharebesi 2. Viyana kuşatmasından itibaren yaklaşık 250 yıldır sürekli geri çekilen Türk ordusunun bu çekilmeyi sonlandırdığı, Türk milleti için var olmakla yok olmak çizgisinde makus tarihini tersine çevirdiği bir muharebe olarak tarihe geçmiştir. 22 gün ve 22 gece süren muharebelerde Türk ordusu silah, teçhizat, malzeme, araç ve eğitim yönünden kendisinden çok üstün bir düşmana karşı olağanüstü bir çaba, azim ve kararlılıkla karşı koyarak destan yaratmıştır. Muharebede 3282 şehit verilmiş, 13.618 askerimiz yaralanmıştır. Bu muharebe karşı tarafın savaşma azim ve kararlılığı kırılmadan arazi kazanmakla muharebenin kazanılamayacağını göstermiştir. Türk ordusu muharebe süresince moral yönünden hep üstün olmuştur. En kritik arazi kayıplarında ağır zayiatlarla geri çekilmeler de dahil olmak üzere sonunda savaşın kazanılacağına olan inanç hiçbir zaman yitirilmemiştir. Sakarya Zaferi'nin 97. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Arz ederim. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan konuşmada savaşın bütün seyri en ince ayrıntılarına kadar anlatıldı ve bilgiler verildi. Önemli açıklamalar yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Milli Savunma Üniversitesi tarafından bilgiler verildi. Evet. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Vali Yardımcımız Sayın Bilal Bozdemir. Arz ederim. Vallahi ben bu kadar Ankara, konuşmaya gelmezdim söyleyeyim. Ankara Vali Yardımcısı şu an konuşma yapacak. Ankara Vali Yardımcısının yapacağı konuşmayı, Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili konuşmayı şu an sayın dinliyoruz. Sayın Genel Müdürlerim, Sayın İlçe Kaymakamımız, İlçe Belediye Başkanımız, ilimizin ve ilçemizin değerli protokol mensupları, çok değerli misafirler, milli mücadele tarihimizin eşsiz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi'nin 97. yılı kutlama törenlerine hepiniz hoş geldiniz. İnsanlık tarihinde olduğu gibi milletlerin tarihlerinde de unutulmaz günler, unutulmaz tarihi anlar vardır. Bu günlerin anılması, tarihimizin öğrenilmesi ve yaşananlardan ders alınması bakımından oldukça önemlidir. 13 Eylül 1921 günü milletimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olmuş, yüzyıllardır süregelen toprak kaybının son bulduğu gün olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasında Anadolu'nun ortasında 23 Ağustos'tan 13 Eylül gününe kadar dünyanın en uzun meydan muharebelerinden biri yaşanmış, 22 gün 22 gece aralıksız devam eden büyük ve kanlı Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk Devleti'nin tarihine, dünya tarihinde eşi pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesi örneği olarak kaydedilmiştir. Polatlı'da patlayan düşman gülleleri Ankara'da yankılanırken Gazi Meclisimizin istiklal iradesinin milim sarsılmadığı, vatan savunmasının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hakkı müdafaa yoktur, satrı müdafaa vardır, bu satı bütün vatandır" sözleriyle abideleştiği yerdir Sakarya. İstiklal mücadelemizin seyrini değiştiren, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimiz için önemli bir dönüm noktası olan Sakarya Zaferi, işte tam burada tarihe altın harflerle yazılmıştır. Vatan ve bayrak sevgisini her şeyin üzerinde tutarak,
inancı ve istiklali için canı pahasına mücadele veren aziz milletimiz, Sakarya Meydan Muharebesi'yle bağımsızlık yolunda önemli bir engeli daha aşarak nihai zafere giden yol açmıştır. Bu zorlu muharebe sonunda elde edilen bu büyük zafer, Büyük Millet Meclisi'nin dünyadaki itibarını yükseltirken, milletimizin de ümidini ve kararlarını artırmıştır. Tarih boyunca bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla destansı kahramanlıklar, eşsiz zaferler kazanan aziz milletimiz, dün olduğu gibi bugün de aynı heyecan ve ruhla yeni destanlar yazarak yazabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal ve hürriyetimize, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne hasretmek isteyen hainler de milletimizin vatanperverliğini, devletimizin kudretini hep karşılarında bulmuştur. Sakarya zaferinin 97. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan satında dün ve bugün aynı inanç ve kararlılıkla istiklal uğruna gazi ve şehit olan tüm kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Arz ederim. Ankara Vali Yardımcısı'ydı konuşan, önemli bilgiler verdi ve Ankara Vali Yardımcısı'ndan sonra da önemli bir konuk gelecek. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümü törenleri dolayısıyla Duatepe'deyiz ve Duatepe'de gerçekten genciyle, yaşlısıyla, askeriyle, siviliyle anma toplantısına birçok insanlarımız katıldı ve bilgiler veriliyor, açıklamalar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi subay çok güzel bilgiler verdi ve 22 gün 22 gecelik savaşın bütün boyutlarını en ince ayrıntılarıyla kadar ifade ettiler. Anıtın önündeyiz. Duatepe anıtı önemli. Ve anıtla ilgili de söylenecek çok şey var ve anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, müfessirler ve birçok bilgiler var. Evet. Şu anda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Yusuf Kandazoğlu sahneye geliyor ve Yusuf Kandazoğlu bilgiler verecek, çiçekler verecek zannediyorum şu an. Yusuf Kandazoğlu, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürü, biraz önce Yemen türküsünü söyleyen Gençlik Korusu'nun yetkililerine, şefine çiçek veriyor. Evet, burası Duatepe, burası Sakarya Meydan Muharebesi'nin dönüm noktası. Burası Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya Tarihi Milli Park Müdürlüğü olarak ilan edilen Haymana'dan Polatlı'ya çok geniş bir alan ve bu geniş alanda bilgiler veriliyor, açıklamalar yapılıyor ve Eylül ayının ortaları ve Eylül'ün sonbaharını da göstermiş oluyor. Fırtına, rüzgarlar var. Ve şu an Yusuf Kandazoğlu bilgiler verdi. Öncelikle kocaman bir alkışımızı orkestramız için gönderebilir miyiz? Evet. Gençlik Orkestrası. Gönüllerinize sağlık. Şu anda ekranlara geliyor Gençlik Orkestrası. Bilgiler veriliyor, açıklamalar yapılıyor. Bugüne nasıl geldik? O savaş nasıl gerçekleşti? Canlandırma gösterimiz var. Hemen evet. Sağ tarafta aşağıda yer alacak bu gösteri. Evet. Şimdi başlayacak. Sonrasında da hemen yan tarafında o gün değerli askerlerimiz, şehitlerimiz ne içtiler, ne yedilerse biz de onu yiyeceğiz, onu içeceğiz. Yani bir tas çorba ikramımız olacak. Sizleri canlandırma alanına yolcu ederken huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum.